Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepimizin günü hayırlı ve bereketli olsun. Bugün daha evimize doğru yola çıktık. Tabi oruçlu olmamızdan dolayı bugün daha yavaş yürüyoruz. Çünkü yürüdükçe terlediğimiz için yavaş yavaş daha evimize doğru yola çıktık. İnşallah sizlerle birlikte bugün daha evimizde de iftarımızı açacağız. Düzenli bir de dağ evinde temizlik yapacağız inşallah. Artık dağ evimizin de ilaçlama zamanı da geliyor artık. Tüm toprak altındaki yeraltı hayvanları bu ay sonuna doğru yavaşça uyanmaya başlarlar. Yanımda ilaç da getiriyorum komple. Dağ evimizin çevresini, içini, dışını da temizliği yaptıktan sonra inşallah ilaçlayacağım. Bayağı aşağı yukarı ortalama bu ayın 9'unda en son çıkmıştım. O zamandan beri çıkmıyorum. Aşağı yukarı 9-10 gün oluk, 11 gün oluk arkadaşlar. İnşallah işimize, gücümüze de Allah nasip ederse bayramı çıkardıktan sonra da bakmaya başlayacağız. Daha turizmde herhangi bir aktiflik, bir çalışma, herhangi bir turistlerin gelme olanağı daha henüz tamamen başlamadığı için biz de bekliyoruz. Nasip yani artık Cenab-ı Allah'ım hakkımızda ne hayırlıysa onu versin. Buradan tekrar anneme de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah o da ayın 25'ine doğru aramızda olacak. Allah nasip ederse onunla da köyümüzde beraber bir bayram geçirip onun da bahçe işlerine, işe başlamadan önce biraz yardım etmeyi düşünüyorum. Tabii biz bahçe ekmesini istemiyoruz. Ayaklarında sorun var arkadaşlar ama anlamıyor bir türlü. Yani ille zor da olsa bahçeye gidiyor. Yani köyümüzde geneldeki insanlar ille yatağa düşene kadar bahçe işinden de kalmıyorlar. İlle bahçe işine gidecekler. Kendi İstanbul'dayken bize burada patates tohumlarını bile aldırdı. Gelince tabi patateslerinde bir hafta 10 gün içinde İnşallah dikeriz yavaş yavaş. Onu da dört gözle buradan bekliyoruz. Sevgili annem. Evet arkadaşlar, yolumuz uzun. Artık yavaşça yolumuza doğru devam edelim. Şimdiden hepinize iyi seyirler olsun. Sene ilk iftarımız olacak dağ evinde. Tabi uzun zamandır da ev işiyle uğraşınca yeni inşaatımızla evimizi yaptırıyoruz. Dağ evine de çıkamadık. İnşallah Allah'ın izniyle de bugün ilk iftarımızı açacağız.
Onlar için buraya marulla roka koydum. Bakalım yiyecekler mi veya sonra yerler biz gittikten sonra herhalde. Evet, şu anda dağımızın aşağı yandaki dağ eriklerinin olduğu yerlere de geldik arkadaşlar. Dağ eriklerimiz gördüğünüz gibi tomurcuğa tamamen dönmüşler artık. Evet, dağımızın üst tarafına doğru da geldik. Buraya bayağı kalabalık bir şekilde beyaz çiçeklerimiz burada açmışlar arkadaşlar. Buralardaki büyük kayaları da hep devirmişler. Gördüğünüz gibi. Burayı da domuzlar gelip solucan aramak için her tarafı kazıyorlar.
Evet, şu anda tamamen toprakların altında buralardan çıkmaya başlamışlar arkadaşlar. O kadar da buraları kükürtledik, ilaçladık. Ama daha da ortamında fayda etmiyor. Şimdiden ayaklanmaya başlamışlar. Bir tane de burada var. Şu anda ölü numarası yapıyor. Evet, bugün evimizde biraz da temizlik yapacağız arkadaşlar. Raflarımızı komple buraları da düzenleyeceğiz. Bakın buralarda ne yapmışlar arkadaşlar. Komple açlıktan ne varsa plastik kaplarımızı içinde unu var diye burayı yemişler. Bunun da burasını komple kemirmişler. Bunda da tahin kabımız vardı. Kahvaltı yaparken tahini buraya koyuyorduk. Tahin de sevdikleri bir şey. Gördüğünüz gibi açlıktan ne varsa yiyip buralarda darmadağın etmişler. Muhtemelen istancıklar da olabilir, fare de olabilir. Ama genelde fare olduğu için onların da kemirgen özelliğe sahip oldukları için aç kaldıklarından plastik kaplarımızın içinde unlar vardı. Çorba morba yapıyorduk. Onlar da komple tayinin burayı delmişler. Yapacak bir şey yok. Artık onları da dışarıya dökeceğiz. Plastikleri de köye götürüp çöpe atacağız. Burayı da bugün bayağı hijyenik bir temizlemek lazım. Çünkü her taraf bayağı darmadağın arkadaşlar. Bir elden komple sabunlu suyla geçirip düzenlemem lazım burayı. Bak burada da şeyin kenarı var. Burayı da yemişler. Şurayı. Üstte bir şey var mı? Yok. Evet. Bunda da un vardı. Bunu da yemişler buradan. Yapacak bir şey yok artık. Düzenleyeceğiz. Arkadaşlar buranın iyice sabunlu suyla da silmek gerekiyor. Çünkü geçen gün de ara verdiğimde bu kadar bu kadardan daha fazlaydı. 23 gün falan ara vermiştim.
O zaman geldiğimde herhangi bir şey yoktu. Şimdi artık ya iyice acıktılar. Rafımızı komple sildik. Sabunlu suyla, çamaşır suyla şimdi biraz kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da tekrar malzemelerimizi, kavanozlarımızı sileceğiz. Sağlam olanlarını yerine koyacağız. Orası uyana kadar da şöminemizi yapalım. İftarlık yemek hazırlıklarımıza başlayacağız.
seneki yeşil soğanlarımız yağan yağmurla beraber burada biraz kalmıştı. Onlar tekrar geriye sürmüşler. Evet, raflarımızı da temizledik arkadaşlar. Aynı kavanozları, plastik kapları, onlar da dışlarını sabunlu suyla yıkadık hafif. Ondan sonra peçeteyle, havluyla dışlarını tekrar kuruladık. Salçamız burada, üstüne yağ dolduruyoruz biraz. Burada bozulmuyor. Burada biraz mercimeğimiz, bulgurumuz. Tabi onunla tayinlerimiz vardı bazı kaplarda. Onları önce gösterdiğimiz gibi arkadaşlar, plastik kapların kapakları yumuşak olanları yemişler. İçerisinde komple dağıtmışlar. Tabi orman evinde her şey olur yani. Onun için biz de o kaplarımızı dışarıya boşalttık. Artık onları da çöpe götürüp atacağız inşallah. Burası şimdi elimize sağlık. Gerçekten güzel oldu.
Akşam güneşi de batıyor. İftarımıza da bir saat kaldı. Şimdi yavaşça yemek yapmaya da başlayacağım inşallah. Bugün yoğurt da getirdik. Ayran yapacağız nasip olursa. Yukayla marul, tere karışık salata yapacağım arkadaşlarıma.
Salatamızı da hazırladık. Peynirli bir şekilde. Ayranımız hazır. Bir tane tavuk kızdıra, bir tane de tavuk kanat. Şu anda penceremizi açtık artık. Efendim okunmasını bekliyoruz arkadaşlar. 2-3 dakika bir zaman kaldı. İlk defa iftar açacağız. Geçen sene bayağı gelmiştik. Bu sene daha bugün nasip oldu arkadaşlar. İnşallah bundan sonra da birkaç defa daha gelelim iftar açmaya buraya.
Allah bedenimiz dokundu. Evet, bugün de iftarımızı açtık, şükürler olsun. Akşam olmasına rağmen daha önceki geldiğimiz seferlerde bu vakitlerde sobayı yakmadığımız zaman içeri bayağı soğuk oluyordu. Bugün sobayı yakmadık, sadece ocakları yaktık, şömineyi. Havalar biraz ılıdığı için artık fazla da bir soğuk olmuyor. Yani gece yatılacak olsa bile şu andan sonra herhalde sadece şöminenin yanmasıyla içeri ısınır diye düşünüyorum. Artık bu ay başına kadar da yer altındaki tüm hayvanlar uyanmaya başlayacak. Bundan sonra burada uyumak sıkıntılı olacak arkadaşlar. Yaz günü burada hiç uyumadım. Uyumayı da düşünmüyorum. Çünkü akrep, yılan ne varsa akşam karanlık çöktükten sonra hepsi evin içine doluşuyorlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Hepimizin akşamı ve Ramazan ayı hayırlı ve bereketli olsun.